Herkese merhaba, ben Ebru Karaduman. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, ketojenik beslenme sürecinde ilk aşamalardayız. İkinci gün ve ben verdiğim kan değerlerini öğrenmek, sonuçları almak için şimdi birazdan evden çıkıyorum ve yine uzman diyetisyen Çağatay Demir'in ofisine doğru gidiyorum. Ve Çağatay'ın muayenehanesine geldim. Yine çalalım bakalım kapıyı. Ebru, hoş geldin. Aa, seni karşılayacağımı düşünmüyordum. Kapılardan karşılıyorum seni. Ay, Hoş geldin. teşekkür Ne ederim. Hoş haber? bulduk. Gerçekten. İyiyim. Ailenin çıktı. Gel bakalım hadi beraber. Tamam, hadi. Gel canım böyle. İyi haberler mi? Nedir, ne değildir? Ne tahlili yaptın bana? Şöyle, iyi birkaç tane değer var. Onları bir konuşalım seninle. Şimdi kan sayımında bir problem yok. Yani herhangi bir kansızlığın yok. Böyle genelde Aa. senin gibi kilolu olmayan, yağ dokusu da çok iyi olan, her ne kadar sen dün birazcık bu konuya takılsan da hatta yağ dokusu böyle düşüğe yakın olan kadınlarda genelde demir eksikliğimiz görülüyor ama sende hiçbir sorun yok. Demir eksikliğin yok. Güzel. Ben hani acaba öyle bir şey çıkar mı diye düşünüyordum. Kan şekerin şöyle, açlık kan şekerin 78 çıktı. Bu iyi bir değer ama tokluk kan şekerin açlık kan şekerinden düşük. Yani bu şu demek, kan şekerin böyle yemek yemeyle beraber böyle biraz hızlı düşüyor gibi gözüküyor. Yani bu bir noktadan sonra acıkıyorum, onunla mı Aynen. alakalı? Bu sende açlık yapabilir, işte uzun süre aç kalırsan sinirlik yapabilir, baş ağrısı yapabilir, böyle bazen titreme yapabilir. Baş Ya bu ağrısı. evet, baş ağrısı yapabilir. Herkes de bu klinik bulgular olacak diye bir şey yok ama sonuçta kan şekerin hızlı düşüyor. Benim düşmesini istediğimden daha hızlı düşüyor. Bunun için sana bitkisel bir takviye vereceğim. Bunu dengelemek istiyorum çünkü. Tamam. Kolesterolün iyi çıktı. Aslına bakarsan yani total kolesterol 240, yani olması gereken değerlerin üzerinde. Ama bunu şöyle çok önemsemiyoruz. İyi kolesterolün gayet yüksek. Tam bir sporcu kolesterolü iyi kolesterolün. İyi kolesterol yüksek olduğu için total kolesterolün 240 olması beni hiç enterese etmiyor. Yani son derece iyi. Karaciğer fonksiyonların gayet iyi. Hiçbir sorun yok. Bir tek burada benim dikkatimi çeken tiroidin oldu. Tiroidin böyle biraz yavaş çalışıyor gibi geldi bana. Yani tiroid olayı şu an beni biraz korkuttu. Bu konu hakkında ne endişelenmeli miyim? Şöyle biz aslında bakarsan tıpta bir sorunun sende olup ondan bir haber olmamızdan endişeleniriz. Bence bunu bir fırsat olarak gör. En azından vücuduna aksayan bir şey varsa onu görmüş olduk. Dediğim gibi hani şu an biraz yavaş çalışıyor gibi gözüküyor tiroidlerin. Bunu bir iç hastalık uzmanıyla bir değerlendireceğiz beraber ve gerekliyse de sana bir ilaç başlamamız gerekecek. D vitamini iyi, B12'nin iyi, bir problem yok. Dolayısıyla hani genel olarak tabloya baktığımda tek dikkatimi çeken konu ağırlık olarak tiroid fonksiyon bozukluğu, ikincisi de kan şekeri birazcık hızlı düşüyor. Şimdi biz bu tabloya yönelik bir ketojenik diyet programını gel beraber hazırlayalım. Heyecanla Hazır beklediğim mısın? an geldi. Evet, Hadi bakalım. hazırım. Ve diyet listem çıkıyor. Evet, diyet listem için Şimdi bu sendeyiz. öncelikle yemediğin, yani ben şunu hayatta yemem dediğin bir şey var mı? Var. Ne? Asla elimi bile sürmediğim peynir, yoğurt, ayran. Tamam. Anlaştık. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Sabah kahvaltılarında peynir veriyorum tabii genelde. İşte ketojenik diyette tam yağlı peynir oluyor. Sana vermeyeceğiz. Sen de dolayısıyla peynir kullanamadığımız için birazcık yumurtayı fazla kullanacağız. Sabah kahvaltında böyle bol yağlı, tereyağlı bir işte tereyağlı iki yumurta kırarak başlayabiliriz. Yanında böyle birazcık yeşillikler yiyelim ve biraz zeytin yazacağım sana. Zeytin sever misin? Evet, çok Tamam. severim. Zeytin iyi bir yağ kaynağıdır. Zeytinle beraber aynı zamanda yani zeytinin yerine daha doğrusu avokado da yiyebilirsin. Onu da yine listene koyacağım. Bunların hepsini saatinde planlayacağız beraber. Öğle yemeğinde genelde şeyde mi oluyorsun? Beden atölyesinde. Evet. Tamam. Şimdi orada Ya da mesela sokakta. okey. İki tane seçenek yapalım oraya. Bir tanesi
böyle etli bir sebze mi olabilir? Mesela işte kıymalı ıspanak olabilir, etli taze fasulye olabilir. Ama burada dikkat etmen gereken bir şey var. Sebzeler evet ketojenik diyette veriyoruz ama nişasta değeri yüksek olan sebzeleri yemeyeceğiz. Yani patates. Işte böyle, patates gibi, havuç gibi, bezelye gibi bunların birazcık karbonhidratı fazla. Ve sebze deyince lütfen aklına bakliyatlar gelmesin. Yani ketojenik beslenmede özellikle ilk başlarda nohut, kuru fasulye, mercimek gibi bakliyatları vermiyoruz. Dolayısıyla birinci seçeneğin öğle yemeğinde böyle bir etli sebze yemeği yiyebilirsin. Veya dışarıdaysan ve kolay kolay bunu bulamayabilirsin her yerde etli sebze yemeğini. O zaman da bir şeyli salata, işte atıyorum tavuklu salata, ton balıklı salata, etli salata olabilir. Ama salatana yağı böyle tabiri caizse boca edeceksin. Ve o salatada dikkat etmen gereken bir şey var. İçerisinde tahıl olmayacak. Yani ne bileyim böyle kinoalı bir salata değil ya da mercimekli bir salata değil. Yeşillikler var, birazcık domates olabilir. Domatesi de çok abartmayalım. Ve içerisinde işte bir takım protein kaynakları, tavuk gibi, işte balık gibi, et gibi ve mutlaka üzerine bolca zeytinyağı koyacağız. Tamam. Anlaştık. Akşam yemeğinde de yağlı bir et yapabiliriz. Mesela bu bir antrikot olabilir, somon olabilir, tavuk but olabilir. Ancak protein tüketiminde aşırıya kaçmaman gerekiyor. Yani şöyle düşün ketojenik beslenmeyi. Şimdi bak şöyle hatta sana göstereyim. Senin... Diyelim bu kadar et vereceğim sana. Bu ortalama 100 gramlık bir balık görseli. Sen bu tip bir etin yanına bir salata koyarsın ve muhakkak yanına bir yağ kaynağı koymamız gerekiyor. Bunun için ekşi krema kullanabiliriz. Ne bileyim çok faydalı değil ama iyi bir yağ kaynağıdır. Mayonez kullanabiliriz. Ya da hiç bunların birini kullanmak istemezsek üzerine zeytinyağı dökebiliriz ya da erittiğimiz tereyağını dökebiliriz. Ama şunu yapma. Çağatay ben bu kadar balıkla doymadım. Yanına da işte birazcık daha et yediğim dediğin zaman bu sefer tükettiğin proteini arttırıyorsun. Tükettiğin proteini çok arttırmıyoruz. Eti belli bir miktarda tutup yanına bir yağ kaynağı koyuyoruz. Diyetin mantığı bu. Genelde ketojenik diyette yapılan en çok, en büyük hata kişiler protein tüketimlerini arttırırlar. Niye? Çünkü karbonhidrat yemedikleri için acıkırlar ve o karbonhidrattan oluşan boşluğu proteinle gidermeye çalışırlar. Yapmayacağız. Karbonhidrattan ortaya çıkan kalori boşluğunu yağ ile toparlayacağız. Bir sorum var. Tabii. Aslında sorudan da öte bir kaygı ve korku uyandırdı şu an anlattıklarım bende. Şimdi ben normalde de böyle çok fazla işte karbonhidrat tatlı tüketen biri değilim. Tamam yaramazlık yapmış olabilirim yaz dönemi boyunca ama dediğim gibi normalde ben işte peynir de yemiyorum zaten. İşte tereyağına yumurtayı ne zaman yedim en son gerçekten hatırlamıyorum. Şimdi bu kadar çok yağ beni yağlandırmasın acaba? Bu genelde zaten şimdi bizim öğretilerimiz şu. Bu klasik Akdeniz tip beslenmede denir ki yağ tüketimini kısıtla. Eğer yağ tüketimini arttırırsan evet yağlanırsın. Şimdi bu şöyle doğru. Eğer yağ tüketimini arttırmakla birlikte karbonhidrat da yersen muhtemelen vücudunda yağlanma olacaktır. Ve de kilo şimdi, alırsın. Aynen yani. Öyle. Biz şimdi ne yapacağız? Vücudunu ketozis moduna sokarak hızlı bir şekilde yağ yakmanı sağlayacağız. Peki niye yağ yiyorsun? Şunun için karaciğerini birazcık motive et. Ona yağdan, daha doğrusu karbonhidrat olmayan bir kaynak olan yağdan enerji üretmesi için. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sen burada şöyle düşün. Aslında öncekine göre çok daha yüksek kalori almayacaksın. Sadece tükettiğin karbonhidratları kesip yerine yağları koyacağız. Bu işe böyle bak. Ve hani öncesinde de tamam belki çok fazla karbonhidrat tüketmiyorsun ama illaki arada tatlı yiyordun, illaki arada meyve yiyordun. İşte ben... Galiba ben meyveyi çok yiyordum. Meyve bak mesela birçok kişi için çok masum gibi gözüküyor ama maalesef ketojenik diyette vermediğimiz bir şey meyve. Ha bundan da hiç korkma. Şimdi birçok kişi diyebilir ki ya meyve yemeyeceğiz peki oradan alacağımız vitamini nereden alacağız? Bir kere meyveden alacağımız her türlü vitamini rahatlıkla sebzelerden de alabiliyoruz. Salatadan da alabiliyoruz. Dolayısıyla meyve yemediğin için herhangi bir kaybın yok Emre'cim. Tamam mı? Dolayısıyla bu konuda rahat ol. Ve meyvede fruktoz dediğimiz bir şeker var. Ortalama bir porsiyon meyvede işte örnek veriyorum bir Amasya elmasından biraz büyük bir elma canlandır kafanda ki o ortalama 150 gramdır işte. 12 gram kadar fruktoz bulunuyor. Yani bu neredeyse 5 tane kesme şekerin içerdiği şeker kadar bir şeker var demektir. Dolayısıyla bir daha. Evet, aslında yani şu bu flash şaka. Bilgi. Bunu sen böyle şey yap. Flash. bir porsiyon meyve yediğimizde kabaca 5 tane kesme şeker yemiş kadar şeker alıyoruz. Şunu söylemiyorum. Yani meyve
faydasız bir şey değil. Çok faydalı bir şey. İçerisinde bir sürü bizim için faydalı olabilecek madde var ama ben burada şöyle düşünüyorum. Bu maddeleri sağlığımız için faydalı olacak bu vitaminleri, mineralleri sebzelerden de alabiliyoruz. Ve sebzeden alırken meyveden aldığımız kadar şeker vücudumuza girmediği için çok daha akıllı bir iş olmuş oluyor. Dolayısıyla altını çiziyorum. Ketojenik beslenmede meyve yok ama sebzeler var. Özellikle yeşil yapraklı sebzeleri güvenle kullanabileceğiz. Anlaştık. Nişastalı sebzeler, havuç, patates, bezelye de istemiyorum. Ve içerisinde tahıl olmayacak. Evet Ebru'cum, diyetini bastım. Kan tahlillerini ve yakas analizini koyuyorum. Şimdi bu programı uygulayalım. Bir hafta sonra seni tekrar bekliyorum. Bir şey olursa sana kartımı vermem gerek yok ama şöyle koyayım. Zaten iletişim halindeyiz. Ve bir tane de mezura veriyorum sana. O ne için? Ya bu da böyle işte iki tane yüzü var. Bir tarafı erkek için, bir tarafı kadın için. Değişik renkler var. İşte kiloluysan kırmızı da çıkıyor. Ortalamaysan sarıda, iyiysen yeşil. Senin zaten hepsi yeşil de çıkacağı için hiçbir sorun yok. Bunu böyle veriyorum. Bir hafta sonra seni bekliyorum. Süreç içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşarsan lütfen alo de. Yiyeceklerden sıkılırsan ya da alternatif bir şey yemek istersen yine konuşalım. Yaşadığın herhangi bir durumda ne bileyim işte halsizliktir ya da aşırı enerjidir o da olabilir bu arada. İnşallah. Tamam, haftaya bekliyorum. Evet arkadaşlar, dosyamı aldım. Diyetim yazıldı. Bir tiroid probleminden bahsedildi. Ben de ilk kez karşılaştım. Bakalım o süreci de sizlerle paylaşıyor olacağım. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Diyetin birinci, ikinci, üçüncü günü yine maksimumda interaktif olacağım sizlerle.